1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 27. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 273. Kanıt Yüzyılımızın Başında Demiryol, uygarlığın nimetlerinden yararlanmayı sağlayacak en etkin araçtı. Bu nedenle ilk anlarda yolsuz, güvenliksiz ve hizmet götürecek örgütlerin olmadığı Anadolu'da, Alman demiryolları bazı yararlı sonuçlar sağladı. Hattın geçtiği yerlerde tarımsal üretimin miktarı arttı. Kumpanya, hastane, tarım istasyonları gibi tesislerle demiryol etrafındaki nüfusun hayat düzeyinin yükselmesine yardımcı oldu. Demiryolunun geçtiği yerlerde aşar gelirleri 20 yıl içinde 2 misline yakın arttı. Rumeli'den gelen göçmenler hat boyuna yerleştirilerek Anadolu'nun ekonomik hayatının düzeyini yükseltmekte rol oynadılar. Demiryolu ile bu bölgelerin güvenliği de sağlanmış oldu. Soru: Osmanlı Devleti'nin son döneminde ülkelere göre dış borçlanma oranı, demiryolu yatırımları ve üretim arasında nasıl bir ilişki vardır? Yorumlayınız. Cevap: Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde dış borçlanma, büyük ölçüde demiryolu yatırımlarını finanse etmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak bu borçlanma ve yatırımlar genelde yetersiz kalmış ve ülkenin ekonomik bağımsızlığını zayıflatmış, ayrıca dış borçların geri ödenmesinde zorluklar yaşanmıştır. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 27 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.